Şimdi din felsefesinin sorduğu en önemli soruya geldik. Tanrı var mıdır, yok mudur, varsa neye dayandırırız, yoksa neye dayandırırız? 1- Tanrı'nın varlığını kabul edenler. Bunlar kendi içinde üç bölüme ayrılacak bir tanesi teizm ki Türkçesi tanrıcılıktır. Teizm der ki Tanrı doğaüstü ve mükemmeldir, öncesizdir, sonrasızdır. O evreni yoktan var etmiştir, evrenin işleyişine her an müdahale edebilir ve zaten etmektedir de. Niye ibadet ediyoruz? Çünkü Tanrı evrenin işleyişine her an müdahale ediyor. Teizm sadece tek tanrıcılıkta değil ayrıca çok tanrıcılıkta da var olan bir kuramdır. Evet. Deizm yaradancılık diye çevirebiliriz Türkçe'ye, evreni akılla açıklamaya çalışan ve aydınlanma çağının görüşüdür. Deizm, Fransız devriminden sonra ortaya atılmış bir kuramdır. Tanrı'yı kabul eder etmesine ama dinin dogmalarını reddeder. Evren yaratıldıktan sonra kendi yasalarına göre işler deizme göre din ve devlet işlerinin de ayrılmasını savunur. Panteizm nedir? Panteizmde tüm tanrıcılıktır. Tanrı ile evreni bir kılan, her şeyi tanrı olarak gören öğretidir. Tanrı evrenin kendisidir ve onu kendi ruhundan yaratmıştır. Yani aslında biz ve doğadaki bütün maddeler Tanrı'nın bir parçasıyız. Doğa ve Tanrı aynı şey, insan Tanrı'nın bir yansıması. Biz de Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli ve Hallacı Mansur gibi tasavvuf edebiyatının da önemli isimleri panteizmin temsilcileridir. Tanrı'ya inanan filozofların kanıtlarına bakacağız şimdi. Ontolojik kanıt der ki: Tanrı'nın varlığını kabul eden ya da etmeyen herkes Tanrı derken bir şey anlar. Tanrı kelimesinin tek başına olması bile onun var olduğunun zaten kanıtıdır derler ontolojik kanıtı savunanlar. Teleolojik kanıt der ki bu evrendeki muhteşem düzen, planlılık, amaçlılık insanı şu düşünceye yöneltir. Demek ki bu muhteşem düzenin bir sahibi vardır, bir yaratıcısı vardır. Dolayısıyla bu düzen kendi kendine var olamayacağına göre muhakkak bunun mimarı Tanrı'dır. Gelelim Tanrı'nın varlığını kabul etmeyenlere ki biz buna ateizm deriz. Tanrı tanımazcılık demektir. Evreni evrene dayanarak açıklayan, dolayısıyla tanrının ya da doğaüstü bir gücün varlığını kabul etmeyen öğretidir ateizm. Ve ateizmin aslında temeli materyalizme dayanır. Neydi materyalizm? Maddecilik. Her şeyin maddeden türediğini söyleyen akım. Ve der ki hiçbir şey yoktan var, vardan da yok olamaz. Ve öncülerinden en önemlisi Karl Marx'tır. Marx der ki din halkın afyonudur. Tanrının olmadığını savunanlar. Bunu nasıl kanıtlarlar? Bunlardan en önemlisi kötülük kanıtıdır ve bunu savunan da Hume'dur. Mükemmel bir tanrının varlığı dünyadaki kötülük ve kusurların varlığıyla bağdaşmaz onlara göre. Tanrı kötülüğü önlemek istiyor ama gücü yetmiyorsa güçsüzdür. Gücü yetiyor ama önlemek istemiyorsa kötü niyetlidir. Ama güçsüz olmak ya da kötü niyetli olmak tanrı kavramıyla bağdaşmaz. Dolayısıyla eğer Tanrı hem güçlü hem de kötülüğü kaldırmak niyetindeyse nasıl olur da bu kadar çok kötülük olur dünya üzerinde? O zaman Tanrı yoktur. Ahlaki kanıtının ise en büyük temsilcisi Nietzsche'dir ve sartırdır. Bunlar da derler ki ahlaki eylem irade özgürlüğüne ve sorumluluk duygusuna dayanır. Tanrının var olduğu bir evrende insan özgürlüğünden dolayısıyla o eylemlerin sorumluluğundan bahsedilemez. Ama özgürlük ve ahlak vardır o zaman Tanrı yoktur. Ve Sartre der ki Tanrı varsa özgürlük yoktur. Üçüncü olarak da Tanrı'nın varlığının ya da yokluğunun bilinemeyeceğini savunanlar yani agnostikler var. Türkçesi bilinemezcilik. Bunlar derler ki tanrıya ilişkin hiçbir bilgiye sahip değiliz ve asla olamayacağız da. Dolayısıyla tanrının var olup olmadığından hiçbir zaman emin olamayacağız. Bu kuramın en önemli temsilcilerinden Protagoras der ki tanrılar üzerinde bilgi edinmede çaresizim. Ne var oldukları, ne var olmadıkları ne de ne şekilde oldukları üzerine. Sofistler, Kant ve pozitivistler bu görüşü savunurlar. <laughs>